Herkese merhaba. Bugün yine İlhan Hoca'yla birlikteyiz. Kendisiyle şunu konuşacağız. Fed Amerikan Merkez Bankası 4 yıl sonra ilk kez faiz indirimi kararı aldı. Ben de İlhan Hoca'ya Fed neden böyle bir karar aldı ve bu kararın Türkiye ekonomisi üzerine yansımalarını, Türkiye'de ne olacak, Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceğini sormak istedim. Hocam şimdi izninle hemen şeyden başlayalım. Fed neden 4 yıl sonra böyle bir faiz indirimi kararı aldı? Bu neyin sonucu, neyin göstergesidir? Merhaba, teşekkür ederim. Yani bana kalırsa bunun enflasyonla hiçbir ilgisi yok. Ben başından beri FED'in faiz artışı kararının da şimdi faiz indirimi kararının da enflasyonla bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Bunu ta FED ilk faiz arttırdı Mart 2022'de de FED faiz artışının sayesinde düşmeyecek enflasyon ve FED'in faiz indirimi de enflasyon düşüyor değil değil bir kere komik olan şu Fed'in enflasyon hedefi kaç %2 ABD'de şu an enflasyon kaç hala 2.5 geçen sene Powell'ın Haziran 2023'te bir ifadesi var o zaman enflasyon %3. Diyor ki enflasyon hala çok yüksek. Hedefimizden uzağız. Faiz arttırmaya ve gerekeni yapmaya devam edeceğiz. İş gücü piyasası hala çok sıkı. Yani işsizlik istediğimiz kadar artmadı. Talep güçlü diyor hala. Ama Mart 2024'e geldiğimizde ABD enflasyon %3.4 ve FED faiz indirimi konuşmaya başlıyor. Şimdi burada bir tuhaflık var. Verilere bakarsanız şimdi FED'in bu enflasyonu mücadele için faiz arttırımına temel teşkil eden teorisinde kurduğu mekanizmaya göre insan İnsanlar faiz arttığı için harcamalarını kısmalı, tasarrufunu arttırmalı, tasarrufunu artan faize koymalı ve harcamalar kısıldığı için işsizlik artmalı ve yine işsizlik arttığı için talep düşmeli. Talep düştüğü için de firmalar fiyat indirmeli veya daha az fiyat arttırmalı. Enflasyon böyle düşer. Mekanizma bu. Peki bunlar oldu mu? hiçbir olmadı. Tasarruflar azaldı, artmadı. Daha komik, ABD'de daha önceki yayınlarda konuştuk. Amerikan bankaları mevduat faizini arttırmadılar. Çünkü Amerikan bankaların vadeli mevduata ihtiyacı yok. Çok fazla aşırı likiditesi var. Vadeli mevduat faizi ABD'de kaç biliyor musunuz? 0.6. Ana akım diyor ki Reel faiz pozitif olduğu için enflasyon düşer. Reel faiz nedir? Faiz oranı eksi enflasyon yani enflasyonun arındırılmış faiz oranı. Bir, ABD enflasyon ne zaman düşmeye başladı? Haziran 2023'ten sonra. Maksimum zirve Haziran 2023'te geldi. Reel faiz, eğer reel faiz enflasyondan arındırılmış politika faizi, Merkez Bankası'nın Fed'in faizi olarak alırsanız, Fed'in faizinin enflasyon altındaydı hep. Ocak 2023'e kadar. Hiçbir zaman enflasyon o zaman düşmeye başlamadı. Enflasyon düşmeye başladığında eğer faiz hala negatifti. Mevduat faizinden bakarsanız mevduat eksi enflasyon derseniz hala hep negatifti. Mevduat faizi ABD'de 0.6 ve tasarruflar artmadı. Aksine azaldı. Çünkü sizin geliriniz enflasyon kadar artmayınca siz hala aynı miktardan malı almaya çalışırsanız artan fiyatlardan dolayı nominal harcamanız artıyor ama geliriniz artmamış. Geliriniz 200 liraydı. Eskiden 150 lira harcıyordunuz. Şimdi fiyatlar arttı. 180 lira harcıyorsunuz. Ama geliriniz hala 200. 20 lira tasarruf ediyoruz. Hatta negatif tasarruf diyebileceğimiz borçlanma çerçevesinden bakarsak Gelirin artmadığı için kredi çekiyorsun tüketimini finanse etmek için. Dolayısıyla tasarruflar artmadı, azaldı ve reel harcama miktarındaki artış, reel tüketim harcamasındaki artış oranı pandemi öncesiyle pandemi sonrası aynı. Yani insanlar pandemi öncesinde enflasyon düşükken de pandemi sırasında enflasyon yüksekken de aynı miktar malı almaya devam ediyor. Mal miktarında bir talep artışı yok. Yani talep kaynakı değil bu enflasyon. Ne kaynaklı? Arz sıkıntıları ve aşırı karlar. Arz sıkıntıları hal oldukça, tedarik sorunu hal oldukça enflasyon düştü. FED burada rol çaldı. Peki o zaman hocam niye artırdılar? Yani amaçları neydi? Şey, ne yapmak istedi? FED faiz arttırdığınız zaman daha önceki bir yayınlara söylemiştik. Türkiye'deki faiz artışını savunanların küresel finansı ihya etmek istediğinin başlıklı bir videoydu. Orada da açıklamıştır. Faizi arttırdığı zaman FED bilançosu kırılgan hane halklarını ve firmaları iflasa sürükler. Bilançosu kırılgan hane halkları kimin müşterisi? Küçük orta ölçekli firmaların müşterisi. Yoksullar, alt gelir grubu. Bilançosu kırılgan firmalar hangileri? Yine COBİ'leri, küçük firmalar. Onlar iflasa sürüklenir zaman büyük tekelci firmaların pazar payı artar. İki ben her ay acaba faizi ne yapacağım diye belirsizlik yaratırsanız FED arttıracak mı? Kaç puan arttıracak? Pas mı geçecek? indirecek mi diye. O zaman finansal spekülasyonu beslersiniz. Dolayısıyla finansal spekülatörler borsadaki hisselerin fiyatına, gelecekteki fiyatına ve tahvilin gelecekteki fiyatına dair spekülasyon yaparlar, pozisyon alırlar. Sürekli beklentileri değiştirirseniz indireceğiz, kaldıracağız, arttırdık, düşürdük. İnsanlar da bu spekülasyondan para kazanılır. Yani finansı beslersiniz. İki, faiz enflasyon artar Faize faizi arttırdılar ki bankaların reel karları zayıflamasın enflasyon karşısında. Sonra çünkü pet faiz arttırırken kredi faizleri arttı ama mevduat faizleri artmadı. Dolayısıyla kredi faiziyle mevduat faiz arasında fark artarken bankanın karları da artar. Çünkü mevduat faizi bir gider banka için kredi faizi bir gelir. Ve aynı zamanda enflasyon yükseldiği için insanların kredi talebi de düşmedi. Artan faize rağmen. Ama teor o teori bize diyor ki kredi faizini artırsan kredi talebi düşer. Ama enflasyon artmıyorken. Enflasyon artarken insanların nakit ihtiyacı olduğu için firmalar ve hane halklarının geliri yetmediği için kredi çekerler. O artan faize rağmen kredi çekerler. Peki şimdi niye düşürdü? Büyük bankalar zarar yapmaya başladığı için. Çünkü o artan faizle verilen kredilerin bazıları geri ödenemez oluyor. Non-performing loans yani Türkçesi ödenemeyen kredi miktarı artıyor. Ödenemeyen kredi miktarı sermayeden yazar. Yani bankanın sermayesinden yer. Bununla ilgili bir haber var. Hem Nisan 2024 hem de Temmuz 2024'te Bank of America'nın ve diğer büyük bankaların karları azalıyor bu kötü kredilerden. Ödenemeyen kredi miktarı artışından dolayı. O zaman da bankaların karını desteklemek için önce faiz arttırdı, karlar arttı. Şimdi o kötü ödenem yakırlarına oraya kar düşmesin diye de faiz indiriyor. Bir de şu var yani tahvil fiyatını arttırdığı zaman da bankaların bilançoları ve karları etkilenir. O yönden de bir destek var. Bu konuda Edward Dickens var. New York'ta St. Peters Üniversitesi'nde profesör. Onun uzmanlık alanı da bu. Yani Fed'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle hatta 1929'larda da ana hedefinin her zaman büyük bankalar olduğunu, enflasyon hedeflemesinin hiçbir zaman enflasyon ilgisi olmadığını, büyük bankaların karlarını gözettiği. Yani önce faizleri arttırıyor sonra kez Bankası banka bilançolundaki toksik varlıkları alıyor ve banka bilançolarını rahatlatıyor gibi bir durum var ve bunu da şey diye pazarlıyorlar işte. Büyük bank enflasyon hedeflemesi yani karlar arttığı sürece banka faizleri artar. Sonra karlar düşmeye başlayınca banka faizlerini düşürür ki bankalar bilançosu desteklensin. Burada kritik olan şu yani FED 2023 Haziran'ında ve öncesinde %2 hedefine gelene kadar taviz vermeyeceğiz. Ne gerekiyorsa whatever it ne mal olsa olsun faiz artmaya devam edeceğiz diyor. İşsizlik hala beklediğimizden düşük diyor. E işsizliği siz %8 enflasyondan %2'ye getirmeniz için şey diyorsunuz. İşsizliği de %6'ya getirmeniz gerekiyor diyorsunuz. %8'e. İşsizlik %3.5'da kaldı. Artmadı enflasyon düşerken. Son aylarda ekonomi resesyona girmeye başlayınca işsizlikte bir hafif yukarı yönlü kıpırdanma var. Çok yüksek değil yani enflasyonu bu düzeye düşürecek bir şey değil. Çünkü enflasyon asıl düşerken işsizlik hep %3.5'tu. Dolayısıyla söylediklerinin gerçek ve örtüşen hiçbir tarafı yok. Bu enflasyonu hedeflemesi hikayesi insanlık tarihinin bana göre en büyük yalanlarından biri. Hocam çok sağ ol. Güzel bir açıklama oldu. Hani bizim için de yeni kapılar açtı zihnimiz dediğim bu söylediklerin. Peki bu kararın Türkiye'ye yansıması ne olabilir? Yani Türkiye bu sonuçtan nasıl etkilenecek? Çünkü hani biz de hep böyle FED faiz indirdi mi, dolar ne oldu falan diye takip ettiğimiz için ülkemizi nasıl etkileyecek onu sorayım bir de. Şöyle olacak. Ben şimdi Kasım 2023'te yazmıştım ki sadece Türkiye değil, Arjantin ve Güney Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelerde de faiz artışı o ülkelere dolara çekmeye yaramıyor. Fed faiz arttırdığı sürece. Fed faiz artışını durdurup faiz indirmeye başladıktan sonra küresel finans o ülkelere akmaya başlıyor. Ve şimdi Türkiye'de faiz artışını savunanlar FED faiz indirmeye başladıktan sonra gelen ki zaten Mart'ta FED faiz indirmeni sinyallerinde zaten uluslararası küresel finans şirketleri pozisyonu almaya başlamıştı. Önceden fiyatlamıştı bu kararı. O zaman zaten hatırlayın Nisan Mart'tan sonra Türkiye'ye bir para artışı yani olmaya başladı. Yani tahvil almaya başladı, hisse almaya başladı. Ve bunu sanki faiz kendi merkez bankalarının faiz artışının bir başarısıymış gibi sunacaklar demiştin ki onu da şimdi yapıyorlar. Bakın gördüğünüz mü geliyor. Niye siz Haziran 2023'te 8'den 15'e çıkarttığınızda, Ağustos'tan 25'e çıkarttığınızda gelmiyor da şimdi %50'deyken 6 aydır arttırmıyorsunuz Mart'tan beri. Şimdi niye geliyor? Hani bunun sizin faiz artışıyla ilginiz yok. Fed'in faiz indiriminden dolayı. Niye peki Fed faiz indirince size gelmeye başlar? Çünkü Fed faiz arttırırken bu küresel finans şirketlerin bilançosunda çok büyük miktarda 10 trilyon düzeyinde toplam ABD tahvili var. 10 trilyon düzeyinde ABD tahvili %1 faiz arttırsa 100 milyar dolar getiri elde eder. Ama sizin Türk tahvillerinizin miktarı o kadar yok ellerinde siz faizi yüzde binde de artırsanız o kadar gelir elde edemezler. O yüzden FED faiz arttırdığında tahvilin fiyatı düşeceği için düşük fiyattan tahvili alıp şimdi FED faiz indirdiğinde tahvili fiyatı artacağı için şimdiden satarlar. Ucuza aldığını satarlar. O pozisyonunu kapatırlar. Sizin ülkenize gelirler. Siz faizi çok arttırdığınız için sizin tahviliniz fiyatı çok düştüğü için. Şimdi sizinkini ucuza alırlar. Ve dikkat edin ne demeye başladılar? Türkiye Merkez Bankası da faiz indirmeye başlasın. Kasım'da, Aralık'ta. Niye? Real faiz pozitif olmalı diyordunuz. reel faiz hala negatif. Siz kendiniz de söylüyorsunuz enflasyon baz etkisiyle düşüyor. Ve aylık enflasyonda düşüş yok. Beklentiler asıl belirleyici de enflasyonu. Beklentileri bozmayacak mısınız? Gibi bir sürü soru var ama niye şimdi Türkiye'de faiz indirimi konuşulmaya başlıyor? Çünkü Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta ucuzken tahvil almış yabancı şey satsın. Merkez Bankası faizi indirdiği zaman tahvilin fiyatını arttırdığında o ucuzdan aldığı tahvili satsın, kar yazsın diye. Hem tahvil fiyatı farkının hem de kur farkından dolayı çifte kar yapsın. Dertleri bu. Bu anlattıklarınızın ışığında hani gündelik hayata yansımaları bunun nasıl olacak? Mesela atıyorum kuru artışına mı sebep olacak? Daha çok kemer sıkmak zorunda mı kalacak insanlar? Fiyatlar daha mı zamlanacak? Ben biraz böyle pratik sonuçlarını da merak ediyorum açık. Evet yani eğer Türk Merkez Bankası Haziran 2023'ten beri yaptığı gibi piyasadan döviz toplayıp kuru artırmaya devam etmezse mesela bakın Temmuz'da büyük bir giriş olmuş Türkiye'ye yabancı girişi bunu överek anlatıyor Mehmet Şimşek geçen günkü açıklamasında ve o günlerde Temmuz'da Türk Merkez Bankası rezervleri de artmış. Yani o yani gelen parayı dövizleri Türk Merkez Bankası piyasadan almış. Rezervlerimi toparlayacağım diye. Ama o miktarda gelen bir yabancı paranın kuru düşürmesi lazım. Merkez Bankası bunu piyasadan topladığı için kur düşmemiş. Merkez Bankası aslında pay del pay kuru artırmaya hedefliyor. Hatta OVP'yi düşünün orta vadeli program. Orada kur önümüzdeki 1-2 yıl için yükseliyor görünüyor. Yani yaptıkları hesap onlara daha yüksek bir kur hesaplamışlar. Ve Ağustos 2024'te de o Temmuz'da topladıkları rezervleri KKM'den çıkışların dövize yönelmesiyle kuru arttırmasını baskılamak için yakmışlar. KKM'yi kaldırdılar ama KKM yüzünden kaldırdıkları için KKM'den çıkanlar dövize gittiğinde kuru arttığı zaman ki o KKM'de döviz sayılır diyorlardı. Yani dövizden dövize geçiş nasıl kuru arttırıyorsa ayrı bir mesele. O topladıkları rezervleri yaktılar. Şimdi KKM zamanı rezerv satılırken rezerv yakıyorlar diye feravan ediyorlardı. Şimdi hem faiz artırılıyor hem rezerv yakılıyor. Üstelik o yakılan rezervi toparlamak için de kuru arttırdılar. Yani 20'den almışlardı kuru görev geldiklerinde. Şimdi 33-34. O yüzden de enflasyon arttı. Bu Mehmet Şimşek enflasyon bilerek mi videosu ayrıntılı tartışmıştı. Şimdi eğer Merkez Bankası yeniden aynı hikaye yapmaya devam ederse bir yabancı gelecek FED faiz indirdiği için sadece FED de faiz indirmedi. Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası hepsi faiz indiriyor. E şimdi o onlar faiz indirdiği zaman faiz yüksekken ucuzdan alıkları tahvili alanlar satacak ve pozisyonunu kapatıp gelişmekte olan ülkelere akacaklar. O gelen parayı Türk Merkez Bankası rezerv toparlıyorum ayağına piyasadan en bir kuru yükseltmezse bu kur düşer. Bu da enflasyonu aşağı yönlü katkı sunar. Ama Merkez Bankası hayır ben ihracatçıları korumak için kuru yüksek tutacağım derse enflasyonu yukarı yönlü tut devam eder. Anladım hocam çok sağ ol teşekkür ederim. Bu kararı bu işte FED faizinin inmesini bunun yansımalarını kısaca bugün böylelikle değerlendirmiş olalım. İleride yine başka sonuçlar çıkarsa ve ekonomide yeni bir şekillenme olursa senle zaten bunları uzun uzadıya gündemden ve güncelden bağımsız daha kalıcı şekilde tartışmaya devam edeceğiz. Bugünlük ağzına sağlık teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim görüşmek üzere.